Merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir model bileklik çalışacağız. Bunun için ben yuvarlak kristallerle çalıştım. Şu şekilde göstereyim. Bu sizinle çalışırken bikon kristal, köşeli kristallerle çalışacağız. 4 milimlik kristallerimiz var. Kapama aparatımız var. Ben halkalarını da taktım ucuna şu şekilde hazır olsun diye. Zaman kaybetmeyelim. 11'e 0 kum boncuklarımız var. İğnemiz var. 2 metreden biraz fazla ipimiz var. Boncuk ipimiz, çakmağımız ve makasımız var. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde, yalnız şöyle bir durum var. Bunda çok içinde dolanacağımız için kullanacağınız kum boncuğu biraz deliği geniş olursa rahat çalışırsınız. Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, 4 tane takıyoruz. Kumla başlıyoruz, kristalle bitiriyoruz şu şekilde. Şöyle. Daha sonra buna bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde çıkarayım ben modeli, siz de görün. Yan tarafta dursun modelimiz. Şimdi bunu komple düğümleyeceğiz. Bu şekilde. Daha sonra sırayla ilk kristalimizden ve kum boncuğumuzdan geçtik. 3 kum boncuk daha takıyoruz. Kum boncuğumuzdan tekrar geçiyoruz. Kristalimizden geçiyoruz. Kum boncuğumuzdan tekrar geçiyoruz. Yani her kum boncuğun üzerine 3 kum daha ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu bir keseyim. Elimize engel olmasın. Tamam, kestik. Neden? Evet. Ucunu yaktık. Şimdi dediğim gibi buradaki her kum boncuğumuzu 4'e tamamlıyoruz. Kristalimizden geçiyoruz. Kumdan geçiyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3 son kum boncuğumuza geldik. Üç kum daha takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, 3 kum da taktık. Kristalimizden geçiyoruz. Şimdi şu şekle geldi. Her bir kum boncuğumuzu 4'e tamamlamış olduk. Bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan en üstteki kum boncuğumuza çıkacağız arkadaşlar. Oraya gelince geldik. Şöyle burada kum olduğu için kumla başlamıyoruz. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal. Kristalle başladık, kristalle bitirdik. Gördüğünüz gibi 4 tane kristal. Şu şekilde. En son çıktığımız kum boncuktan tekrar geçiyoruz. Bu aynı işlem sürekli tekrarlayacağız bilekliğimiz boyunca. Diğer tarafını da yaptıktan sonra o zaman zaten fark edilecektir. Şimdi
kristalimizden ve kum boncuğumuzdan şu şekilde geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Aynı işlemi burada tekrarlıyoruz. 3 kum boncuk takıyoruz. Kum boncuğumuzdan kristalimizden geçiyoruz. Şu kumdan da geçiyoruz şöylece. Şimdi burayı da 4'e tamamlayacağız. O şekilde bileklik boyunca, evet, burada bir tane var. 3 tane daha takıyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 4'e tamamlanmış oldu. Kristalimizden, kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Üç kum boncuk da buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi burası da tamamlanmış oldu. Şuradan şu şekilde dolanarak şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Diğer modelimize, diğer kısmımıza geçebilmek için. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kristalimizden, kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Bu kumdan ve en üstteki kuma geliyoruz. Yine aynı şekilde. Bir tane kristal, bir tane kum, bir tane kristal, bir tane kum, bir kristal, bir kum, bir kristal. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada da bir kum olduğu için en son çıktığımız ipten, boncuktan geçiyoruz. O zaten sizi yönlendiriyor iğne. Nereden çıkmışsınız, nereye batacaksınız? Şu şekilde arkadaşlar, bilekliğimiz boyunca bu aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yanlarını şöyle diyeyim. Şurayı ve bu tarafı ben bileklik boyunca çalışayım. Daha sonrasında dönüş yerini beraber çalışalım. Evet, sonuncuya geldik arkadaşlar. Kristal kum, kristal kum, kristal kum, kristal taktık. Şuradan en son çıktığımız boncuktan geri giriyoruz. Şu şekilde dönüyoruz. Sıkıladık. 3 tane kum takıyoruz. Kum boncuğumuzdan geçiyoruz ve kristalimizden de geçiyoruz. Neyse. Kristalden, kum boncuktan geçiyoruz. Aynı şekilde 3 boncuk da buraya takıyoruz. İğnemizin ters yönünden giriyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sonuncuya geldik. 3 kum boncuk daha takıyoruz.
Şimdi içinden geçeceğiz. Çalışacağımız yere geleceğiz. Şu şekilde. Şimdi normalde bileklik boyumuz bitti arkadaşlar. Şu şekilde. Şu kenarları yapılacak. Şöyle göstereyim. Şu kenarları yapacağız. Onun için de önce karşısına bir tane daha yapmamız gerekiyor. O nedenle şuradaki kum boncuğumuza geleceğiz. Şuradan kristalimizden, kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Daha sonra hep burada çalışıyorduk. Şimdi yana kaydık arkadaşlar. Kumdan ve buradan geçiyoruz. Şimdi yine aynı şeyi yapacağız. Kum, kristal, kum, kristal, kum, kristal, kum. Şu şekilde, pardon, kristalle bitecek. Bu şekilde. Şöyle düşünün. Şimdi yana dönüyoruz. Şuradan giriyoruz. Yine aynı şekilde kristalimizden ve kumumuzdan geçeceğiz. Yine dörde tamamlayacağız. Bir tane burada var. Üç kum daha takıyoruz. Buradan, buradan ve buradan geçiyoruz. Üç kum daha takıyoruz. Üç kum daha takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam karşısına bir tane daha yaptık. Şimdi şuraya geleceğiz ve şu üst tarafını yapacağız. Şu şekilde. Üstteki kum boncuğumuza geliyoruz. Şöyle. Hatta buradan değil, karşıdan başlayalım. Şuradan kristalimizden geçelim. Kum boncuğumuzdan geçelim. Tamam, sen devam et. Ben burayı kes. Evet, şuradaki kristalimizden, kum boncuğumuzdan çıktık. Şimdi bir kum, bir kristal, bir kum takıyoruz. Şu tam karşıdaki kristalimizden geçiyoruz. Şey, kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Geçtik. Gördüğünüz gibi bakın. Daha sonra tekrar turlayacağız. Şu şekilde içinden. Evet arkadaşlar, şimdi en üst noktamıza geldik. İki kristal, iki kum, bir kristal. Şuradan dört boncuğumuzun şuradan çıktık. Şu araya kattığımız boncuk. İki kum, bir kristal, iki kum kattık. Ve kapama aparatımızı takıyoruz. Aynı şekilde iki kum, bir kristal, iki kum daha takıp şu karşıdan. Pardon. Tam karşı noktasından geçiyoruz. Şu şekilde. Evet. Bağlantı yerimiz olmuştur. Şimdi bunun içinde bir turlayalım. Sağlamlaştıralım. Daha sonra yan taraflar zaten
hep aynı şekilde devam ediyor. Mühim olan bu kısımdı. İşte o yüzden size geniş delikli boncuk demiştim. Çünkü zorluyor. Birkaç defa geçtikten sonra şu şekilde içinden bir daha geçiyoruz. Sağlamlaştık. Şimdi aynı çalışma noktamıza geliyoruz. Burada bir fark olacak. Direkt 4 kristal araya kum koymadan önce şu şekilde arkadaşlar çalışma boncuğumuza geldik. Şöyle yapacağız. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal. Şu şekilde takacağız. Şuradaki kumdan geçip kristal, kum, kristal, kum, kristal taktık. Şuradaki boncuğumuza girdik. Bir kristal daha takıyoruz. Ve şuradan geçip gördüğünüz gibi kristalimizi 4'e tamamlıyoruz. Geldik şuradaki kum boncuğumuza. Bu sefer 4 tarafını 4'e tamamlamıyoruz. Zaten 2 taraf 4'e tamamlanmış oluyor. Biz şu 2 kısmı 4'e tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ve aynı şekilde bilekliğimiz boyunca devam edeceğiz yine. Ben 2 tane göstereyim size. Üç kum taktık. Şuradan içinden geçelim. Çalışacağımız boncuğumuza gelelim tekrardan. Boncuğumuza geldik. Tekrar bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal. Yani şu şekilde şöyle geçtik. Bir kristal daha takıyoruz. Şuradan komple geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kristalimiz 4'e tamamlanıyor ve biz yine yanlarda 2 tek olan kum boncuğumuzu 4'e tamamlıyoruz. Ve bu şekilde bütün bilekliğimiz bitene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 3 kum boncuk aldık. Tekrar 3 kum boncuk aldık.
Gördüğünüz gibi bu şekilde bileklik boyunca devam edeceğiz. Ve ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Evet arkadaşlar, sonuncuya geldik. Kum boncuğumuzdan buradan çıktık. Kristal kum, kristal kum, kristal. Şuradaki kumdan geçiyoruz. Bir kristal daha takıp şuradan kristalimizi dörde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan geçip kum boncuğumuza geliyoruz. Üç kum takıyoruz. Üç kum daha takıyoruz. Evet. Şuradan karşı boncuğumuza geçeceğiz. Şu şekilde. Şuradan, şuradan, şuradan çıkıyoruz. Aynı burada olduğu gibi bir kum, bir kristal, bir kum takıyoruz. Gördüğünüz gibi burası birleşmiş oldu. Şu şekilde tekrar turluyoruz ve yine bu sefer karşı tarafa tekrar geçeceğiz. Ki kum boncuğumuza gelebilelim tekrar. Şu şekilde. Evet. Geldik. Şimdi iki kum, bir kristal, iki kum takıyoruz. Kapama aparatımızı şu şekilde birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve tekrar iki kum, bir son kristalimiz ve iki kum daha takıp şuradan aynı şekilde karşıdan aynı yerden tekrar geçiyoruz. Şimdi aynı yere geri geleceğiz, aynı noktaya. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde birleşmiş oldu bilekliğimiz. Şimdi bunun için de bir tur daha atacağız. Müsait bir yerde de bağlayacağız. Genel olarak bitti. Şu şekilde bakın. Bu köşeli kristalle, bu da yuvarlak kristalle. İkisinin de şu şekilde bilekte duruşuna bakın. Evet. Bir de buna bakalım. Gördüğünüz gibi bence çok şık oldu. Ve özel günleriniz için gayet güzel kullanabileceğiniz bir takı oldu. Yapacak herkese kolay gelsin.